Evet, bugün tarihlerden 10 Eylül 2018. Bugün Muhammed arkadaşımızın sorduğu ilk soruya cevap vereceğim. Diğer sorularını daha sonra cevaplayacağım. Sorusu şöyle: Merhabalar Koray Bey, borsa ile ilgili tavsiye ettiğiniz kitaplar var mı? Bir yol haritası söyler misiniz? Bu iş nereden başlanır? Nasıl yol alınmalı? Bu soruya cevap vereceğim. İlk başta borsada birçok kitap var tabii. Bunların en iyilerini söyleyeceğim size. Bu kitapların en klasiğinden biri, olmazsa olmazı da diyebiliriz, temel bilgi veren, çok eskiye dayanan bir kitap bu. Technical Analysis of the Stock Market. Burada yazarlarına bakarsanız Edwards, Maggie, Bassetti, 3 kişi yazarı. Bu en klasiklerden. Borsa yani trend, trading ile ilgili bulabileceğiniz en klasik kitaplardan. Bunu mutlaka Türkçesi varsa okuyabilirsiniz. Bazı kitaplara baktım diye nereden Türkçeleri var mı diye buldum. Hepsini aratmadım açıkçası. Çünkü ben hepsini İngilizcesinde okuduğum için Türkçeleri var mı bilmiyorum. Bazılarının Türkçeleri var. Bunun dışında Reminiscence of a Stock Operator kitabı çok iyi. Burada eski bir borsacının anılarını anlatıyor. İndirim kodunu da gördünüz. Bu kitap D&R'da var fakat garip bir şekilde görünüyor burada. Yani kitap şu kitap aslında, şu kitap. Şu kitap. Bunu bulabilirsiniz gene yazarına bakarak. D&R'da var bunun Türkçesi. Bu da bir borsacının eski, yani bayağı eskiden yaşanmış bir olayı, bir borsacının yaşadıklarını anlatıyor. Bir biyografi şeklinde ama çok yararlı olacağını düşünüyorum size. Onun dışında Mark Douglas'ın bir kitabı var şöyle. Mark Douglas bu kitabında psikolojinizi nasıl ayarlayacaksınız? Onları anlatmakta. Daha çok psikoloji tarafını inceliyor. Mark Douglas'ın bu kitabı. Bunun dışında Jack Schwager'ın kitapları çok iyi. Schwager bir sürü borsacılarla, en iyi borsacılarla Amerika'daki görüşmeler yapmış. Bu görüşmelerin sonuçları seri halinde birçok kitapta var. YouTube'da konuşmaları da var. Jack Schwager'da yazarsanız. Bu D&R'da da var. Orada gördüm bunu. Borsa Sihirbazları diye bir kitabı var. Bunun Türkçesi varmış. Yani oradan da bakabilirsiniz. Diğer kitapları da aynı şekilde. Tabii hangi serisi olduğunu bilmiyorum. Bütün serilerini okuyabilirsiniz. Bunun dışında Van Tarp'ın risk yönetimi hakkındaki görüşleri değişik. Bu daha çok böyle soru cevap şeklinde sizin kendinizi tanımanız, borsayı tanımanız, kendinizin hangi yönteme uyduğunuzu tanımanız açısından size yardımcı olan bir kitap. Bu John Murphy'nin bir kitabı. John Murphy, stockcharts.com sitesini kuran kişi. Bunun dışında John Murphy, borsalar arasındaki yani marketler arasında örneğin döviz, altın, gümüş bu tipi commodity, emtia denen borsa ve faizler arasındaki ilişkileri incelemiş. Bu ilişkileri ilk ortaya çıkaran
kişiler arasında yer almakta. Turtle Trader'da bir borsa yöntemi. Turtle Trader'da Turtle yöntemi de deniyor. Bir borsacı, Mark ismini tam yanlış söylemeyeyim şimdi. Her borsa bilmeyen kişilere 1 milyon dolar vererek onların bu kuralı takip ederek para kazanıp kazanmayacağına bakmış. Ve borsacılar başarılı olmuş. Bu da ilginç bir yöntem. Bu gene Mark Douglas'ın diğer bir kitabı. Chart Paternleri de çok ilginç bir kitap. Burada örneğin omuz yapısı ya da üçgen yapısı, bu tür şeylerdeki paternleri incelemişler. Birçok patern var içinde. Ve hangi paternin hangi olasılıkla yukarı aşağı çıkacağını, yani bu tür şeyleri incelemişler. Bu da çok iyi bir kitap. Michael Covey'in Turtle Trade kitabı bu da. Yine Turtle Trading yöntemiyle ilgili. Burada olduğu gibi. Bunun dışında Alexander Elder çok ilginç bir kişi. Onu tanıma imkanım oldu. Doktor Alexander Elder. Hayatı da ilginç geçmiş. Psikoloji doktoru aslında. Columbia Üniversitesi'nde hoca olarak çalışmış. Daha sonra borsaya geçmiş. Borsada, psikoloji alanında borsayı incelemiş. Alexander Elder'in yöntemleri de çok iyi. Hatta kendi bulduğu sistemler de var. 10 sene önce tanışmıştım Alexander Elder'le. Onun kitabını da tavsiye edebilirim. Bütün kitaplarını tavsiye edebilirim. Bunun dışında William O'Neill'in, yani canceling metodunu bulan kişinin kitabı, How to Make Money in Stocks. Canceling yöntemini daha önce ben anlatmıştım videolarımda. Bu kişi Investors Business Daily sitesini de kurmuş. Onun dışında şöyle bakarsak yine Alexander Elder'in bir kitabı bu. Bu kitabı bende imzalı olarak da var. Kendisi imzaladı. Larry Williams da çok ilginç biri. Larry Williams 10 bin doları bir yarışmada bir sene içinde 1 milyon dolar yapmış. Larry Williams'ın videoları da var internette. Onu da takip edip bakabilirsiniz. Kitapları da çok iyi Larry Williams'ın. Tekrar Alexander Elder'in farklı borsacılarla konuşup onlarla yaptığı röportajları içeren bir kitap bu. Bu da iyi bir kitap. Bu klasikleri içeren bir kitaptı. Bunu söylemiştik. Şöyle sırayla geçersek. The Visual Investor, görsel yatırımcı. Bu kitabın Türkçesi de vardı. Bunu internetten bakabilirsiniz. Görsel yatırımcı diye. Bu kitap da size yardımcı olabilir. Gene John Murphy'nin kitabı, Intermarket ilişkilerini bulan kişi. Intermarket analiz demek, yani döviz, emtia, faiz ve borsa arasındaki ilişki. John Murphy bu kendisi. Bunun kitabı da çok iyi.
Biraz tabii takip etmesi, anlaması zor ama konu öyle. Daha sonra şöyle borsa sihirbazlarını bir borsa spekülatörünün anıları. Bu da iyi bir kitap. Çeviri. O kitabın İngilizcesi bu aslında. Bu da William O'Neill dediğim kişinin kitabı tekrar. Trend takipçisi. Bu kitabın da Türkçesi var. Michael Covey'in kitabı. Bu da değişik kişilerle röportajlar yapmış. Turtle Trader yöntemi. Kaplumbağa metodu. Van Tarp'ı söylemiştik. Chart Patterns de iyi bir kitap. İçine bakalım. Şöyle değişik paternleri göstermişler. Yani örneğin peanut paterni, gaplarda ne oluyor, fleklerde ne oluyor? Değişik tavsiye edebileceğim bir kitap bu da. Mesela şöyle paternde olasılık nelerdir onları yazmış. İyi bir kitap bu da. Bu da Turtle kitabı. Jack Schwager'in birçok kitabı var. Yaptığı görüşmeleri, borsayla ilgili görüşmelerin hepsini böyle kitap şekline getirmiş. Bayağı da iyi bunlar. Bu da diğer bir kitabı. Bestseller olmuş, yani en iyi satılan kitaplar arasına girmiş. Bunun dışında Geralt Apel'in kitapları güzel. Geralt Apel de bildiğiniz gibi MACD indikatörünü bulan kişi. Burada da basit yöntemler bulabilirsiniz. Bunun Türkçesi yok galiba. Onun dışında Martin Pring de ilginç yöntemleri olan biri. Bu kitap da iyi bir kitap. Evet, birçok kitap İngilizce. İngilizce biliyorsanız mutlaka İngilizce kitapları alın ya da bir şekilde ulaşın. İnternetten de bulunuyor bazı kitaplar online olarak. Ya da bazıları Türkçe olarak da var. Türkçelerini de alabilirsiniz. Tavsiye edebileceğim kitaplar bunlar. Bunlar en iyi kitaplar. Umarım yardımcı olmuştur. Görüşmek üzere, bay bay.